İbrahim Yumaklı'nın bir paylaşımı var. Bakan Yumaklı Manisa, Gördes ve Uşak Eşme'deki organ, orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı dedi yaptığı paylaşımda ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor diyor. Aydın'da yine bir yangın vardı. Bozdoğan'daki yangın büyük oranda kontrol altında. İzmir, Menderes ve Muğla Ula'daki yatağındaki aynı zamanda yangınlarında kısmen Kontrol altında olduğunu ifade ediyor. Fakat günlerdir işte kısmen kontrol altına alınabildiğini görüyoruz. Çünkü yangınların sıçraması, yayılması çok kısa sürede ve çok güçlü bir şekilde gerçekleşiyor. Herkesi bu konuda biraz Kesinlikle. daha bilinçli olmaya davet ediyoruz. Hakikaten hem milli servetimiz hem de milli güvenliğimizle ilgili bir problem olarak görüyorum. Ben bu birçok konuda birçok konuda milli servet şöyle bir bilgi vereyim. 1 Ocak 2024'ten bu yana 2424'ü orman olmak üzere Türkiye'de kırsal alan ve orman yangını olarak 5314 yangın çıkmış. Ve bu yangınlarda ülkemizin sahip olduğu hava araçları 6887 saat uçuş gerçekleştirmiş toplam 24335 sort yapılmış. Yani hem ciğerlerimiz yanıyor, ağaçlarımız yanıyor, oksijenlerimiz ortadan kayboluyor hem de bunun söndürülmesiyle ilgili ciddi bir maliyetin altına imza atıyoruz. Ne için? Piknikte ateş yaktıkları için. Sigara sağlığa zararlıdır. İzmaritleri ormana attıkları için, cam kırıkları, anız yaktıkları için. Cam kırıkları çok büyük etki. Orman içerisinde işte yine zararlı içkilerden Kullanıp onu orada bıraktıkları için gibi 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 yani birçok sebep var. Soda şişesi var. de olabilir Farah. Ben yani. terör saldırısı ya işte Her neyse olabilir. ağırlıklı yani. olarak ormanda o da soda var. içmezler evet. yani biliyorsunuz. Yani, Perhakan'ın ormanlar tabii, da var. 74 da yerde var. birden hani terör, şey, 74 yerde bile orman yangınının başlaması 74 yerde birden. Ee, ha yani, bu arada hemen onunla ilgili hemen de şimdi şöyle bakın burada da şöyle bir durum var. Çok hassas hareket etmek lazım. Ee, son 4 günde 247 yangın. ...la mücadele ettik. 247 yangın. Bunun gerekçelerini, sebeplerini hem İçişleri Bakanlığı hem Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı. Yani dediler ki bu e, piknikte yakılan ateş, izmarit, anız yakma, işte, kovan yakmışlar, kovan yakma, arıların e, kovanlarını yakma gibi gerekçelerden olduğu söylendi. Şimdi bu arada da hemen bu sisli ortamlarda, bu gri ortamlarda özellikle kara propagandanın Tam böyle yapıldığı zamanlardır. Terör örgütü konuyu üstlenen bir paylaşımda bulunduğunu açıkladı. Bazı sayfalar Geçen resmi bir sayfa yapmıştı. değil. Ama burada hani böyle bir şey yokken resmi kurumlar, devlet kurumları, bakanlar bunun böyle olduğunu söylerken aslında terör örgütü bu işi yaptı demek de bir taraftan terör örgütünün amacı nedir? Toplumsal öfke ve korkuyu artırmaktır. Onun amaçlarına hizmet etmek olarak karşımıza evet. çıkacak. O yüzden burada sorumlu davranmak çok önemli. Dezenformasyonun kol gezdiği özellikle son dönemde özellikle bu gri dönemde daha da fazla alıcısı olur. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Teyit edilmemiş bilgileri paylaşmak nasıl biz gazetecilik gereği teyit etmeden hiçbir şey söylememeye gayret ediyoruz ama sosyal medyada böyle bir e, kaygı söz konusu değil. Bunu özellikle strateji olarak yapanlar var. Dikkat etmekte fayda var diye Tabii düşünüyorum. Ama mesela dün, dün e, itibariyle Şırnak'ta dört tane paramotorla karşıya yani bizim Hı -hı. topraklarımızda geçmeye çalışan e, terörist öldürüldü. E, bu teröristlerin mutlaka Türkiye'ye geldiklerinde bir amacı olacak. Yani yanlarında da silah taşıyorlar vesaire. Çeşitli amaçları da olabilir. Bu tartışmayı neden e, gündeme getiriyoruz? Daha evvel de buna ilişkin bir takım iddialar, iddia tabii bunlar ortaya atılmıştı. E düşündüğünüz zaman şimdi birebir görülmeyen şeyde elbette ki iddialar olabilir, konuşulabilir. Bunlara ilişkin de tedbir alınması, güvenlik önlemlerinin arttırılması gerekiyordur devlet tarafından. E, ne yapılması gerekiyorsa yani yangınlar çıktıktan sonra söndürmek başarı değil, korumak çıkmasını önlemek, önlemek başarı evet. eğer böyle bir e, hani güvenliğe ilişkin bir e, açık varsa da bunun da giderilmesi gerekiyor e, diye düşünüyorum her şeyin düşünülmesi lazım çünkü o ormanlar bizim milli servetimiz. Şimdi şey tabii terör örgütü, Allah hani yakışan iftiradan saklasın derler ya şey, yani teröröktün orman yakmak çok yakışıyor evet. yani daha önce de yaptılar bunu birçok yerde aynı anda çıkınca da hepimize bir acaba dedirtiyor ama bazen de işte olmuyor gerçekten. işte arı kovanı olabiliyor, anız yakmak olabiliyor, başka bir şey. Buna hepimizin dikkat etmesi lazım. Tabii ben hani çok iyi bilmediğim bir konuda fazla gitmeyeceğim ama bu biliyorsunuz yıllardır konuşulan bir mevzudur. Ve özellikle orman yangınları üzerine çalışan bilim adamları bu hava araçları konusunda çok Bizim en azından basın ve kamuoyunda olduğu kadar çok sıcak değiller. Yani şunu söylüyorlar hangi hava aracını alırsanız alın aslında hava araçları yangın söndürmek için bir metot değildir. Bu sadece yangının yayılmasını engeller. Siz yangını karadan söndürürsünüz ve asıl yangın söndürme hiç yangın çıkarmamakla olur. Bu da şöyle yani bölgesel bir yangın çıktığı zaman o işte görürsünüz traşlanan bölgeler görürsünüz ki oraya Kesinlikle. şey yapmasın geçmesin, geçmesin öbür tarafta. Bir yapılan şey bu bir de çok eleştirilen şey şu yine bu konu uzmanları tarafından özellikle orman muhafaza memurlarının sayısının azaltılıp yok edilmesi noktasında ormanların yeteri kadar korunamadığı ifade ediyor. Her ne kadar bizim resmi yetkililerimiz şunu söylüyorlar işte hava araçlarıyla biz buna dikkat ediyoruz işte ilk çıktığı anda bile hakimiz ama Uzmanların söylediği de şu mutlaka onlar çıktıkları anda, anda bir müdahaleyi işte teknolojik imkanlarla yapabiliyorlar ama orman muhafaza memurlarının şöyle görevleri var yani işte o bölgede birisi geçiyor ilginç bir adam mesela kim acaba bu niye girdi işte daha önceden görmediği biri e ormanlık alanı vesaire falan giriyor. Da. Bu şöyle. Ben çok fazla ormana giderim. Artık Ama e, bu, bu, her yer yasak. Ama bu yasak yasak değilse yasak olur. Girersiniz yakalanmadığınız zaman o yasağın bir anlamı yoktur. İşte e, onu yakalayabilmek için bu orman muhafaza memurlarının değeri hep söylenir. Hani bunlara dikkat etmek lazım. Yani biz hani her zaman sadece bu kamuoyuyla bazı uzmanlık meseleleri var. Hı hı. Onlar böyle anketlerle işte ne bileyim oy kullanarak e şimdi evet böyle mi yapalım olmuyor. Uzman dinleyeceksin. Evet. Uzmanlar böyle söylüyor. Belki de biraz uzmanların çok fazla söz söylemesi gereken alanlardan birisi bu orman yangınları. Hani sayın diğer konuşmacıların da ifade ettikleri gibi yani bunlar hani milli servetimiz aslında. Sadece milli servetimiz falan da değil. İnsanlık serveti. Hep küresel ısınmadan bahsediyorsunuz. İşte buradan başlatıyoruz neredeyse bunu. Yani kullandığımız birçok ürün ağaçlardan evet. orman ürünleri aslında. İşte sadece Nefesimiz. Ağaçların yok olması, oksijen kaynaklarımızın yok olmasının dışında bir de doğayı da, canlı çeşitliliğini de çok yok var. ediyor. Normalde e, böyle topluyoruz. Ormanlar. Yani o, o aradaki, aradaki e, ev, ev Ya bizde ne yollarda kadar yollarda samimi bir toplumuz var, ona da bakmamız lazım. Şimdi yani, biz hem istiyoruz. De. Her şey doğal olsun. Her şey doğalında muhafaza edilsin ama teknolojinin bütün imkanlarından dibine kadar faydalanıyoruz. İşte enerji şu anda en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey ama HES'ler olmasın. İşte nükleer santraller olmasın. O zaman birinden yani birine seçeceksin. santral olabilir ama nerede olacağı? Bunun fizibilite çalışması? E var yani olaya... eleştirenler, eleştiren bazı kişiler bakıyorsunuz bazı ülkelerden fonlanıyor. Onları fonlayan ülkelerde 20 tane nükleer enerji santrali evet. var. Türkiye'nin enerji gerekliliği ki her geçen gün artıyor. Yani bu teknolojik ürünler ne kadar hayatımızda fazlalaşırsa enerji sarfiyatı harcıyor. Sanayi büyürse enerji sarfiyatı artıyor. E, elektrikli araçlar geliyor gündemimize. Yani sarfiyat artacak. Bunun Onları bir kaçarı yok. Onların da kadar kilitli ya, ayrı bir tartışma. Ya şunu yapacağız. Arada. Kendimiz madem samimiyiz, doğal bir hayat istiyorsak olabildiğince arınarak bu elektronikten tamam. daha az enerji sarf edip yani bu doğa bugün... dostu ya, bir ya, hayat sergilemesi